Sen Özlem'le konuştuğun için soruyorum rahat rahat. Hı. Özlem gerçekten sabahın 6'sında Aslıhan'ı aramış mı? Hayır, aramamış. Mesaj atmış. Ben böyle bir durum yaşadım diye. Hem o kendisi olayı geri dönmüş. Kendisi geri dönmüş. Kendisi geri dönmüş. Fakat Özlem çok kötüydü o ara. Yani artık da ne oldu ne bitti diye çok da böyle hani sormak da istemedim. Sonuçta geçmiş olsun telefonuydu. Tabii kocasının bu kadar... 17 yerinde kırık var şimdi. Burnunu. Bir şey söyleyeceğim. Diyor ki yani Selen burnunun şurasına itibaren kırıldı. Yani o yüzden hani bu adam şarkı söyleyemeye bu kadar çok... Yani benim kocam kafa atması gerekiyordu. Tam bunun üzerine bir doktor... Ve kavga etmiyordu o sırada. Çünkü çocuğunun üzerine yemin ettirdim ona. Tam bunun üzerine doktorun açıklamasını izleyelim mi? Bakalım Berkay'ın sağlık durumu nasılmış? Ve iş hayatı nasıl etkilenecek? Evet, ameliyat nasıl geçmiş onu izleyeceğiz. Ben ilk bir gazetede açıklamasını gördüm. O açıklamada vardır tabii ki. Şey diyor, yüksek volümlü şarkı söylediğinde burnu kanayabilir diyor. İzliyoruz. Eyvah eyvah. Biz tamamıyla iyileşme sağlandıktan sonra kendisiyle konuşup buna karar vereceğiz. Şimdi biz tıbbi tedaviye bugün de devam etme kararı aldık. Kendi durumuna göre, genel durum çok önemli burada. Genel durumuna, kendini iyi hissetmesine ve bizlerin de medikal tedavisinin iyi gittiğini düşündüğümüz anda taburcu edeceğiz. Şu anda planladığımız zaman yarın için planlıyoruz. Ama tabii ki dediğim gibi tıpta kesin konuşmak doğru değil. Devamlı yaşayıp görmek lazım. Kesin şeyler söylemiyoruz. Yarın tekrar değerlendirip durumu o şekilde taburcu. Evet bakalım yani yüksek volümle şarkı söylediğinde burnu kanayabilecek. Berkay'ın olayı yüksek volüm zaten. Bu çok ciddi bir tahribat hayatında. Çok büyük de tazminat davası da açılacak muhtemelen. Açar yani ben de olsam açarım. Herkes yani açar. Ben de çalışamayacak ailemi geçindirmek zorundayım. Bir sanatçıyım konserlerim iptal olacak. Yani bir kere birbirine vurmak. Bir sporcuya silah taşımak da ben yakıştıramıyorum. Doğru diyorsun. Bu arada doktor hattın diğer ucunda şu an Berkay'ın doktoru. Bir soralım en son sağlık durumunu, en son açıklama. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Erdem Bey alabilir miyiz? Berkay'ın son durumu nasıl? Ameliyat başarılı mı geçti? Evet. Yani bana göre çok başarılı geçti. Yapmak istediklerimizi yaptık ameliyatta. Yani burunda kırılmış olan parçaları yerine oturttuk ve herhangi ileride problem çıkarmaması adına gerekli tüm girişimleri yapmayı çalıştık. Kaç kırık vardı? Size geldiğinde durumu nasıldı Berkay'ın? Ben ilk onu yani bu travmanın gerçekleştiği sabah gördüm gitmiş olduğu hastanede. Burada tabii da travmaya bağlı öder. Ve burunda miktar şiş etmiş. Bunlarla ilgili bir tomografi filmi ve ileri inceleme yaptık. Yani bunların sonucunda biz çok parçalı kırık olarak ifade ediyoruz. Çünkü burun kırıkları 3 boyut düzlemde baktığınız zaman böyle sayabilmek değil yan yana koyup. Yani öyle ondan yazılan değil basında 17 kırık denildiriyor mesela inanmayalım mı? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Bizim için önemli olan küçük fragmanların yani küçük kemik parçalarının oluşmuş olması. Bunun adı çok parçalı kırık. Yani siz bu eğer içini açıp saymaya kalkarsanız bu zaman sayabilirsiniz. Ama böyle bir imkanımız ve ihtimal olmadığı için bundan dolayı biz bunu böyle sayı olarak ifade etmiyoruz. Daha fazla da olabilir. Ya böyle söylemek de doğru değil. Peki Erdem Bey sahneye ne zaman çıkabilecek? Aslında bizi çok ilgilendiren olaylar bunlar. Sahneye ne zaman çıkabilecek ve rahat nefes alabiliyor mu Berkay? Şimdi şu anda burnun almış olduğu şekli koruması için çeşitli destekler yapıldı burnun içinden ve dışından. Bu desteklerin çıkması aşağı yukarı 10 gün sürecek. 10 gün? Ve bundan sonrasında... tekrar değerlendirme yapacağız. Sahne farklı bir şey. Burada bir insanın performans göstermesi, işte yüksek seslere çıkabilmesi için ciddi derecede efor gerektiriyor ve bu burun kanamasına neden olabilir. Olabilir. Bundan dolayı biz tam iyileşme görmeden, burnun içini kamerayla girip incelemeden ve tam içimiz emin olmadan sahneye çıkmasına da bak daha sonra problem yaşamamakta tam iletme tamamlandıktan sonra saniyeti basit film vereceğiz. Ortalama olarak
Benim bütçem bir ay civar. Bir ay sahne alamayacak ki. Her hafta sonu ekstrası var. Her işte hafta için. Evet. Yani sonuç itibariyle bunun tam iyileşmeden çıkması daha problemli şeylere neden olabilir. Biz süreyi geciktirmek istemiyoruz ama sonrasında bir sıkıntı yaşanmamak adına tam garanti almak istiyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Erdem Bey. Doçent Doktor Erdem Güven, Berkay'ın ameliyatını gerçekleştiren doktorumuz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet, saygılar. Yani bir ay bence Berkay'a bir sanatçı için çok uzun bir süre. Bir ay sonra bakacaklar, ona göre devam edecekler. Bakar mısın? Ama iyi ki bir şey söyleyeyim. İyi ki burunla, yani orada silah varmış bir de. Yani iş büyüyebilir. Daha orada da mı var silah? Mekanda. Hayır, şeyde işte hastanede yok. Silah var ama orada hastanede patlamış mı? Patlamış.